Merhaba arkadaşlar. Bugün AGV K5 kask almak için size 10 neden sıralayacağım. Bugünkü konumuz bu. Kapalı kask almak için size birçok neden anlatmıştık zaten. En çok darbeleri aldığımız nokta çenemizdir demiştik. Hatta bununla alakalı bir görsel yayınlamıştık. Görmeyenler için tekrar yan tarafta paylaşıyorum. Kazağındaki darbe oranlarını gösteriyor bu kaskın üstündeki yüzdeler. En çok çene tarafında olduğunu görüyorsunuz zaten yüzdenin. İlk önce fiber kompozit bir dış kabuğa sahip. En dayanıklı kasklar bu tarz kompozit özelliklere sahip ve fiber olanlarıdır diye hatırlatayım. Çoklu kabuk yapısı var. Yani kafanız küçükse ona göre daha küçük boyutta bir kask alarak daha hafif bir kaska sahip olma imkanınız var. Yani diyelim bu kaskın ağırlığı işte 1390 gram. Bu artı eksi 50 kadar 50 gram kadar değişebiliyor. Bu da işte full face kasklar arasında iyi bir ağırlığa sahip olması demektir zaten. Kask ağırlıkları işte small bedenlere göre işte 1390 grama kadar düşerken büyük bedenlerde, medium ve large bedenlerde 1450-1460 grama kadar yükselebiliyor. Sharp testlerinden 4 yıldız almış bir kask. Birçok arkadaş bu testlere pek inanmıyor. Fakat yurdumuzda bu tarz testler yapılmıyor biliyorsunuz. Ayrıca dünya üzerinde güvenli sayılabilecekken kendilerini riske atıp Sharp'ın kendi uydurduğu sahte testler yapacaklarını da hiç sanmıyorum. Double D-Ring çift halkalı çene bağlantısı var. Bunun en güvenli bağlantı çeşidi olduğunu ekleyeyim. Dahili bir güneş vizörü var. Görüşünüzü dinamik ve net tutmak için güneş vizörü her zaman olmasa bile uzun yalnız günlerinde özellikle gündüz seyahat edenler için olmazsa olmazlardan. Aynı zamanda bu önündeki cam ve vizör çizilmez özelliğe sahip. Ayrıca UV filtreli olması da artı bir özelliği. Gelişmiş hava kanallarına sahip, kaskınızın hava alabilir olması kışın da camınızın buğu yapmasını engelleyecektir. Ama kapalı kullandığımız zaman biraz buğu yapma ihtimali var. Hala buğu yapıyorsa bir buğu camı pinlock alarak engelleyebilirsiniz. Kask iç pedleri zamanla rüzgar ve tozdan kirleniyor. Tabii kaskın boyun pedleri tarafında kirlilik yaratıyor. Kaskımızı maske ile kullanıyorsak biraz daha az kirlenmesini sağlayabiliriz. Ama onsuz kullanıyorsak tabii kolay kirlenecektir. Bu yüzden AGV K5 gibi içinden o iç pedlerini çıkartıp yıkayabileceğiniz astarlara sahip olması önemlidir. Ve işte en önemlisi sertifikalar. En önemlisi AGV K5 kaskların ECE, ECE.NBR, ASNZH, JIS, ECE Asya sertifikalarına sahip olması önemli bir özelliği. YouTube kanalımızdaki bu filmin altında daha fazla göster seçeneğinden AGV K5 için verdiğim linklere tıklayarak gidip kasları inceleyebilirsiniz. Hepinize iyi sürüşler.